Karıştırma, tamam. Yok, karıştırmıyorum da sana senin diyorum. Senin oy versen de vermesen de belediye sana gıda yardımı yapmak zorunda. Ayda lan ayda. Her ay yapmak zorunda. He. Yok. Sen bunları bana demiyorsun ki. Yap. Oğlum ben seni şimdi koruyorum, ne orayım? Ya. Allah Allah, ben nerede koruyorum seni ya? Biz şimdi prosedürleri uygulayacağız. Ha. Tamam mı? Hı hı. Sizin her gün yemeğiniz gelecek. Buraya. Haftanın 5 günü he. He. Hafta sonu değil. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. He. Şu an mevcut belediye başkanımız. He. Mevcut belediye başkanım bu konuda çok hassas. Hassas. Yemek ihtiyacı olan, durumu kötü olan insanlara yardım eden bir insan. İyi bir belediye başkanı. İyi bir belediye başkanı. Ama sen demezsen ki ya benim ekmeğe ihtiyacım var, benim durumum kötü. Ya şurada affedersin yani ben burada aşağılamak istemiyorum da burada it durmaz ya. İt durmaz. He, iti bağla ancak it durmaz. İt durmaz ya, bizim evimizde. Sizin durma. Yardıma ihtiyacınız var ve size belediye yardım yapmıyor. Niye yapmıyor? Yapmıyor. Siz müracaat etmediğiniz için. Bilmiyor ki. Sorun sizde. Oğlum bilmiyorum diyorum ha. Bilmedik adam nereye mücadele edeyim? Öyle o kadar insanlar var bak. O kadar insanlar var. Beni de arayan çok. Bak beni de arayan çok. Sorgunda durumu olmayan, ekmeğe ihtiyacı olan insan varsa bana adresini ver ya da ben ona yardımcı olayım diyen o kadar insanlar var. Millet var. Hayır yapmak için doğru yer arıyor. Siz burada yokluktan kıvranıyorsunuz. O işte sadece Ramazan'da getirdi gıdayı. Ya. Ondan belli yok. Belediye sizin elektriğinizi ödemek zorunda. Hmm. Sen elektrik. Ben gidiyorum ediyorum. Ya. Senin ihtiyacın olduğu için diyorum. Zorunda doğru dediğim durumun iyiyorsa doğru zorunda değil. Ama senin elektriğini belediye ödemek zorunda. Şey yemeğini o vermek zorunda. Niye? Çünkü ihtiyacın olduğu için zorunda. Zorunda. İhtiyacın olmasa zorunda değil. Zorunda değilim ben. Bak çalışma yok. He. Çalışamıyorum. Şimdi ne diyor bu? Oraya varıyorum anne diye çalışmaya varıyorum diyor. Evlendin mi? İşte senin evlenecek zaman. Oğlum yok ne vereyim. Ne vereyim? Ya yemi ekmek öyle, bulamıyorum. Nasıl çocuk vereyim diye. He, yemi ekmek ya. Bulamıyorum diye. Nasıl vereyim? Hem de acık kulağı duyduğundan şu sakat hasta. Gel. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben alır mı? Onun da sakat kulak duymuyor. Ona da gelen yok. Sen yaşlısın. He. Gezemiyorum, arayamıyorum. O hasta. Komşuraya bir evde dört tane hasta. Buracık. Komşuraya çıkıyorum da işte o gıdayı, o hep o yiyeceği, o defteri şuraya getireneceği imkanım kesiliyor. İmkanım kesiliyor. Hastayım. Nalçarım ki. Anne diyor sen olmasan biz ne olacak? Allah senin ömrünü diyor. Kurban olduğum için geciden alsın diyor. Kızım ben ne olayım? Geldim yaşlandım. Gidemiyorum gelemiyorum. Bunlar diyor ki illa git gel. Gidemiyorum. Şu soğukta gideyim de bir yolda kalayım da öleyim de ne dersiniz siz buna? Ya. Bir böyle gelemiyorum bir de. Gelemiyorum bir de. Böyle bir karı Melek'e sordu. Bizim köylü Melek'e. Melek dedim iyi bir avradı dedim. Böyle söylüyorum imkanım kesiliyor. Soluğum cüp kesiliyor. Elimden tuttular da ipi bir yere de getirdiler. Hala gider mi? Yavrum oturarak giderim de dedim. Ya, ya canım kesik hastayım ben. Şerife Kaplan. Hı. 1945 doğumlusun. Babamla aynı yaşıtsın hele. 75 yaşında mısın? Ben küçüğüm de o bir yaş mı 2-3 yaş mı öyle değil bir küçüğe öyle.
Babamı çıkıyor. Bayaktan da Allah ömür versin, geldi gitti. Allah'ım golünü koy. Senin hala yardıma ihtiyacın var. He, öyle yavrum. Hem maddi hem manevi yardıma ihtiyacın var. Haberimiz yok. Hasta. Ekmek vermediği haberimiz yok. Belediye yemek veriyormuş. Var. Haftada 5 gün size niye vermiyor? İşte haberimiz yok. Allah senin haberin yok. Belediyenin de mi haberi yok? Biliyor ki beni. Gelip söylemiyor mu? Belediye başkanımız gelip de demiyor mu ya? Bu aileye niye yardım etmiyorsun demiyor mu ya? Niye yemek vermiyorsun demiyor mu? Ya. Demiyor. Demiyor. Bunu da duyuyorsa. Müracaat bunu da duyar. Bunu da duyacak. Duyacak. Ama biz müracaatımızı yapacağız. Müracaat yaptığımız halde yemek verilmezse o zaman ben tekrar çekim yapacağım. Anladın mı? Senin elektriği de yatıracaklar. Yatırsın abi. İmade verecekler. Anladın mı? Bir ihtiyacın. Aylık gıdanı da verecekler. Millete nasıl veriliyorsa aynısı sana da verilecek. Şimdi bir de ben bu işin peşine düşeceğim. Ben sana Allah rızası için yardımcı olacağım. Bir de şöyle kurban olurum ben sana. Ağızların ölürüm ben senin yavrum. Kurban olduğum seni cennete yollasın. Yardım etmek isteyen olursa bak ben yardım da sana şey yapacağım. Direkt sana yardım edecekler. Sen cennet kapısı açtın bunları götürdün. İnşallah. İnşallah. İp dilsen sonra baban bu cennetin kapısını açacaksın. Allah razı olsun. Arkanın İnşallah. Sıra bunu demediği zaman Allah bana kulum demesin oğlum. Öyle. Ben yine beni izleyenler size yardım etmek istediği zaman anlıyor musun? O insanların da yardımını size ulaştıracağım. Anladın insanın, mı? Allah izin verirse de. Onun için Allah izin verirse ben hala yardımcı olacağım. İnşallah. Şu yemek işini bir çözelim. Çok elektrik işini bir çözelim. Zor durumdayım. Ben de çok zor durumdayım. Biliyor musun? Çok hastayım. Çocuklarım evlenecek. Zor durumdayım etme. Koydum da laylonundan duruyorum desene şu laylonu bir çıkar hele. Yok çıkartmam. Çıkartmam yok bundan ısınıyorum. Bundan ısınıyorum bak görün. Bundan ısınıyorum duramıyorum etmek. Nereye kadar böyle çöplerden malzeme toplamayla bu evi nasıl geçindireceksin ya? Belediye bu aileye yardım etmeyecek de hangi aileye yardım ondan edecek ya? Ondan sonra gitmem ya. Ne yapacağım? Nereye gideyim? Gidemiyorum işte. Yürüyemiyorum. Ya. Belediye yardım mı ediyormuş? Hani belediye gelip de soruyor mu ki aç mısın susuz mu? Ama bir olacak o Ramazan'da değil de kendinin olduğunda hani ben ona oy verdim ya. Hala diyerekten kapının önüne geldi. Bana da adamın biri neyse karıştırma. O işini karıştırma. Yani duracık. Oy versen de yine de yemeğinizi vermiyor. Yok canım. Neyse. Kadir mi diyor? Ne diyor o Kadir'e? Kadir Allah var. Dedi ki oyu benim dediğim yere vereceğin dedi. Ondan sonra. Boş versen tamam oyu karıştırma. Tamam dedim. Oyu karıştırma. Oy versen de vermesen de belediye sana yardım etmek zorunda. Tamam dedim ona da. Tamam dedim. Duysun bunu. Tamam. Oyunu da vermişsin. Tamam onda sıkıntı yok. Bundan sonra belediye sana yemek verecek. Elektriğini yatıracak. Gıdanı verecek. Verecek. Vermezse beni çağıracağım. Ben çekimimi yapacağım. Anladın mı? Bu kadar. Başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok. Tamam. Allah senden razı olsun. Allah rızası olsun. Yardıma ihtiyacın var. Senin goğunun var. Goğununu korusun senin. Allah'ım senin goğununu korusun. Bu çocukların da hastalığı da her şeyde yokluktan başka bir şey değil. Her şey olsa hiçbir şeyi kafaya takmazsınız. Hasta da olmazsınız. Olmak. Yokluktan kaynaklanıyor. Senin çocuğun niye evlenemiyor? Yokluktan evlenemiyor. Sen niye eve bir şey alamıyorsun? Fahır diyor, gelmiyor. Ev dersen kira bile değil. Kimin olduğu belli değil. Kimin olduğu belli değil. Ne diyorlar? Dur sen gelmeden önce dün. Dün gelmeden önce şurada biz namaz kılıyor. Şakır şakır havluda tabanca attılar. Duydun mu? Buna da inan. Bana inanmıyor musun sen? Bu çocuğum inanmıyorsa bana da mı inanmıyor? Ne diye silah atıyorlar? Silah atıyorlar burada. Şurada taksisi var ha. Onun sahibi. Ya neymiş? Bu yapmıyordur kendiliğinden atıyordur. Neymiş? Bu ucuyu tutuyormuşum. O cehennemi tutuyorlar. Onlar o otluyor. O da atıyor burada.
Baya bizi korkutmuş gibi diyorlar. Hiç korkmam. Hiç korkmam. Biliyor musun? Korkmuyorum da ne olacak? Evet. Dışarıda ne olursa korksun. Öyle ya. Dışarıda da ne olursa korksun. Bunu da duy. Bunu da duy. Ne ki benimle uğraşıyorsun oğlum? Benim senin oğlunla bir şeyim yok. Senden bir garezim yok. Niye bana bunu yapıyor? Kızım koşu dünden içine katılmadın bizim buraya. Katıyorlar işte. Aha bak. Aha. Katıyorlar. Hani Davut diyemedim ama işte öyle. Neyse işte. Ha. Çekim yapıyorsunuz diye mi artık bu neyse bilmiyorum. Ha. Sen bazen öyle olur sen... bazen Davut gerçekten. Ondan sonra. Kapımızın şuralarında atıyorlar. Gerçekten bizi anladım. Kapıyı da diye anne diye bunu abim gibi Davut abimi diye savuşturken diye kapıyı da kıvıttılar baktılar diye. Bunlar biliyorlar. Geldiğimi biliyorlar gittiğimi dünya biliyor canım yani. Ben size Allah rızası için yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah izin verirse de. Bundan sonra da Allah izin verirse yardımcı olacağım. Hem maddi konuda hem manevi konuda. Anladın mı? Her konuda Allah, yardımcı olacağım. Oldum, size Allah, yardım etmek Allah isteyen senin, Allah rızası için Allah yardım etmek isteyen de edebilir. İnşallah. Anladın mı? İnşallah. İnşallah. Ha, eden olursa ben de yardımcı olacağım. Olacağım inşallah ha. De. Tamam, bu kadar. Bu kadar. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.